Merhaba Medyaskop izleyicileri, ben Berfin Bayır. Bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ile birlikteyiz. Öncelikle tebrik ederim sizi Asu Hanım. Başkan olarak seçildiniz 477 oyla. Evet. Çok Ben teşekkür rica ederim. ederim. Hoş Sorularımı o zaman geldiniz. sormaya başlıyorum. Evet. CHP'nin yerel seçimlerde önemli bir ivme kazandığını herkes görüyor. Bu ivmede kadınların payı da yadsınamaz. CHP her fırsatta erken seçim vurgusu da yapıyor. Olası bir seçimle ilgili nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Kadın kolları ne yapacak? Özellikle Parti Anadolu'da nasıl bir çalışmayla Anadolu kadınlarına Evet, biz bu yerel ulaşacak? seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Türkiye'mizin birinci partisi olduk. Ve biz bu seçim başarısını değişimin gücüyle başardık. Değişimi biz nasıl yaptık? Kadınlarla yaptık, gençlerle yaptık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, tarihte ilk defa bu kadar çok kadın adaylaştırmasıyla bu başarıyı ve genç adaylaştırmasıyla bu başarıyı yakaladı. Biz anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk defa oy veren kadınların, daha doğrusu bizi ilk defa oy veren insanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu gördük. Bu kadınların daha ziyade, daha öncesinde sağ seçmen olduğunu biliyoruz biz. Bu kadınlar, Anadolu'daki kadınlar, Trakya'daki kadınlar, kırsaldaki kadınlar, AKP iktidarının artık giremediği dar sokaklardaki, çıkmaz sokaklardaki yarattığı ekonomik çöküntüyü, o sıkıntıyı, yoksulluğu sırtına yüklediği o kadınlardan biz bu oyları aldık. Şimdi peki o zaman ne yapmak gerekiyor? Geçim yoksa da seçim var diyoruz. O takdirde biz Anadolu'da ve Trakya'daki AKP'nin artık giremediği, girmeye yüzünün kalmadığı, geçimin çok zor olduğu, yoksulluğun iliklerine kadar hissedildiği o mahallelerde, o sokaklarda biz Cumhuriyet Halk Partisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olacak. Çünkü biz biliyoruz ki AKP iktidarı hem iktidarını hem de sonrasındaki uzunca bir süreci aslında AKP kadın kollarının işte o yoksul, bile ise yoksul bırakılmış olan o sokaklardaki, o evlerdeki çalışmasına borçlu. Şimdi AKP iktidarı artık o sokaklara, o evlere giremiyor. O kadınların yüzüne bakacak hali yok. Bu son seçimde dahi bizim aile destek sigortası çalışmamız vardı. İktidarımızda ilk yapacağımız işlerden birisi de buydu. Her haneye asgari ücret düzeyinde gelirini, geçimini sağlamak devletin asli görevidir şiarıyla böyle bir proje hazırlamıştık ve sunmuştuk. Sonra bir baktık, o dönem seçim kampanyası süresince AKP de aynı söylemi kullanmış. Sonra ben biraz takip ettim. Tabii geçtiğimiz bu bir yılı aşkın süre boyunca AKP iktidarda yine zannediyorum bir yerde bir pilot uygulaması kısa böyle bir haberlerde geçti ama onun haricinde hiçbir uygulama duymadık mesela. İnsanlar gitgide daha da yoksullaşıyorlar. Okullar açılıyor, üniversite sınavları sonuçları açıklandı. Aileler çocuklarına yurt bulamıyorlar. Ben asgari ücretliyim diyor. Ki birçoğu da asgari ücreti dahi alamıyor, güvencesiz çalışıyor. Bu insanların, bu çocukların barınma problemi, bu çocukların tahsil hayatı ne olacak? Bunların hepsi başlı başına bir sorun. Dolayısıyla ben 2023 seçimleri kampanyasında kendi ilim bir deprem ili olan Osmaniye'de karşımda bir bakan vardı. Eşitsiz bir mücadeledeydik biz. Derya Yanık, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıydı o dönem ve Osmaniye'den benim rakibimdi.
bürokrasinin, devletin bütün güçlerini kullandı. Bütün depremde gelen kolileri, AFAD kolilerini, bütün yardım kolilerini, o Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarını seçim kampanyası boyunca gözlerimizin önünde dağıtıldığını gördük. Ki bunlar basına da yansıdı zaten, hatırlarsanız o dönem. Ki o artık çok alenileşmiş bir bölümüydü. Gelen bütün yardımları oy için, o benim depremzede yurttaşımın, ihtiyaçlı yurttaşıma oy karşılığı dağıttılar onu. Fakat bu bir yılın sonunda, bir yılı geçkinde bir süre oldu. Şimdi artık insanlarımız çok net görüyorlar. Öyle ki marketin önünden geçemiyor, bakkalın önünden geçemiyor. Bakkaldaki veresiye defteri birini kapatmış, ikincisini, üçüncüsünü açmış. Dolayısıyla biz o kapı kapı, köy köy, ki ben seçildiğimden bu yana Osmaniye'nin çoğunluk kırsalında ve bu yoksul, yalnız ve unutulmuş bölgelerimizde, yerleşim bölgelerinde çalıştım. İşte bu çalışma modelini şimdi tüm Anadolu ve Trakya satına yayacağız. Diğer bir sorum da, yereldeki kadın teşkilatlarını önemsediğiniz zaten anlaşılıyor. Çok önemli. Kurultay'daki konuşmalarınızda evet, da bundan evet, bahsettiniz. Yereldeki kadına ulaşmak ve onların sürece daha etkin olarak katılması için ne yapacaksınız? Evet. Önceki gün Hacı Bektaş Veli Anmaları kapsamında Nevşehir ilimizdeydik. Ben sabah erken saatlerinde Nevşehir İl Örgütümüzdeydim. Orada hem Nevşehir kadın kollarımızla, ilçe kadın kolları ve dahi civar illerden gelmiş illerimiz, MYK üyelerimizle beraberdik. Orada önce bir hasbihal ettik mesela, sonra uzunca saatler ben orada kaldım. Onları dinledim. Ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl yapalım? Sizce nasıl olmalı diye. Oradan en çok ön plana çıkan bir ilçe kadın kolları vardı. Derinkuyu ilçe kadın kolları. Hepsi çiftçi kadınlar, üretici kadınlar. Pırıl pırıl, tertemiz. Buradan onlara tekrar sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Dediler ki, biz patates üreticisiyiz. Aile tarımı yapıyor onlar. Her şekilde kendileri çalışıyorlar. Patatesimizi satamıyoruz, elimizde kaldı. Maliyetleri tek tek sıraladılar. O kadar akıllı, çevik kadınlar ki onlar. Dediler ki, biz hem tarlada çalıştık hem de kapı kapı çalışarak biz bu belediyeyi kazandık dediler. Dedim, sizin alnınızdan öpüyorum. Sizin dedim, ellerine baktım. Elleri nasırlı tarlada çalışmaktan. Biliyorsunuz o patatesin nasıl toplandığını. Bakıyorum tertemiz, pırıl pırıllar. Her şeyi, ama her şeyi biliyorlar. Ziraat Bankası neden bize kredi vermiyor diyorlar. Ziraat Bankası neden şirketlere kredi veriyor da bize vermiyor. Biz bu elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz diyorlar. Bu verdikleri destek, gübre desteği, mazot desteği, gübre desteği zaten devede kulak diyor. Mazot desteğini zaten bir yıl sonra veriyor diyor. Anadolu'daki, kırsaldaki, Trakya'daki, kırsaldaki kadınlarımız çok zekiler. Her şeyi biliyorlar. Onların tek istediği, genel merkezin, gücünün onların yanında olmasını istiyorlar. Van Kadın Kolları bunu istiyor. İşte ilk kadın kolları olarak yapacağımız program Hakkari ilimize olacak. Ardından bölgeyi planlıyoruz. Biz şunu yapacağız, genel merkezimizdeki gücümüzü, milletvekilliğinin gücünü, hepsini topyekün yerelde iktidar olduğumuz İzmir, Antalya, işte Mersin, Adana, İstanbul gibi illerimizin kadın güçlerini onlara götürerek, dayanışarak bunu yapacağız. Onlar yalnız olmadıklarını hissedecekler. Onun için biz Nevşehir'deki patates üreticisi kadınlarla olacağız. Bugün az önce telefon geldi. Düzüçi'nin Yazlamazlar Köyü, buradan da söyleyeyim. Ayşeler Köyü'nün içme suyu bir şirkete satılmış iddia edildiğine göre bir kadın aradı beni.
Bakın bir kadının telefonda bizzatiye ulaşması, kentinin, ilinin, köyünün sorunlarını anlatabilmesi ve bunun çözümü noktasında da partisinin arkasında hissetmesi, bu çok önemli. Bu insanlara çok önemli bir motivasyon veriyor. Bir defa varlıklarını hissetmeleri. Birazdan belki kurultayı da konuşuruz. O kurultaydaki coşkuyu konuşuruz. İlleri saydıkça o kadınların coşkusunu konuşuruz belki. Zılgıtları konuşacağız. Dolayısıyla biz birebir temas içerisinde olan 81 ille dayanışma içinde olan Ankara'da mesela, Ankara'nın çok dezavantajlı bölgeleri var. Burada bir ilçemizde pırıl pırıl, tertemiz, örtülü bir partilimiz. Örtüsüne burada bir ilçede bir ağlayarak anlattı. Benim adaylık açıklamamdan sonraki ilk ziyaretim Ankara İl Örgütümüzeydi. Dedi ki, benim dedi başörtüm hep dedi örtülüyümdür dedi. Ve dedi bu rozetim de dedi hep dedi örtümün üzerinde takılı olur dedi. Bana ya bu rozeti çıkart ya örtüyü çıkart diye dedi. O kadar dedi baskı kurdular ki dedi, anlattı. İsmini vermeyeceğim bu ilçenin. Ya CHP'li ol ya da örtüden vazgeç. Hayır. Biz her kadını, ama her kadını ne nasıl yaşamak istiyorsa, herhangi bir ayırdıma, yaşam tarzı üzerinden, tercihleri üzerinden hiçbir şekilde ayrıma uğramasına asla ve kata müsaade etmeksizin. Ve bu gibi ayrımcılıkların da partimizin örgütlü mücadelesinin içindeki o kadınların siyasi çalışmalarını yaparken ki uğradıkları işte bu ayrımcılık, en hafif tabirle ifade etmek istiyorum. Orada benim gözlerim doldu. İnsanların kıyafet tercihleri kendilerinin tercihidir. Buna hiç kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. Bunu bütün Anadolu satında, bütün kadınlarımızın yanında olarak ve ben o ilçe kadın kollarımıza söz verdim. Sizinle dedim, orada kol kola yürüyeceğiz, birlikte çalışacağız o mahallelerde. O çarşıda birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi çalışmamızı, broşürlerimizi birlikte dağıtacağız dedim. Az önce siz de bahsettiniz. Bir kurultayı geride bıraktınız. O evet. Kurultaydan başkan olarak seçildiniz. Evet. O kurultayda öne çıkan bazı konular da vardı. Siz ne düşünüyorsunuz o tartışmalarla ilgili diye sorayım. Evet, evet. Aslında kurultay tartışmaları geride kaldı. Evet. Bazı siyasi partiler çok bunu tabii anlamlandıramıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları her zaman hareketli olmuştur. Hakikaten bir demokratik mücadele vardır. Bunu görebilmek için o kurultay salonunda olmak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegelerini hiç kimse baskı altına alamaz. Hiç kimseye iradelerini teslim etmezler ne olursa olsun. O kurultay da yine önceki kurultaylar gibi hareketli bir kurultaydı. Oradaki tartışmalara inanın hiç girmeksizin, çünkü geride bıraktık ve kurumsal hafıza diyerek önceki dönem başkanımızla çalışmaya devam edeceğiz alanlarda. Onun tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Şimdi o atmosferi aslında hissetmek lazım. Mesela ben konuşmamı bitirdikten sonra platformda kadın hareketi aslında Anadolu'daki kadınlar, Trakya'daki kadınlar. Kadın hareketi sadece bir kesimle sınırlı değil. Burada öncü olan, kesime de güç veren aslında Anadolu ve Trakya'daki kadınlar, o eylemci kadınlar. Van kadın kolları, Erzurum kadın kolları, işte Hakkari kadın kolları, Bayburt dedim ben orada, işte Urfa dedik, Urfa zılgıtlarla geldi. O salondaki zılgıtları belki izlediniz, bilemiyorum. Şimdi o coşkuyu orada canlı canlı hissetmek gerekirdi aslında.
Kadın kollarında da bir değişimi Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları, kadınları gerçekleştirdi. Ne istedikleri onlar, neyi istediklerini biliyorlar onlar. Önceki dönem başkanımızın çok önemli çalışmaları var. Çok önemli katkıları var. Hem sahada, hem genel merkezde, hem kurumsal yapı içerisinde. Fakat işte başka bir şeyler yapmak gerekiyor. Birebir temas içerisinde olmak gerekiyor. İşte şimdi o Nevşehir'deki patates üreticisi kadınların bizatihi tarlaya gitmeyi planlıyorum. Ben bunu da buradan söylemiş olayım. Çünkü o sadece il binasında sınırlı kaldı. Bir istişareyle sınırlı kaldı. İşte bundan sonra aynı genel başkanımız Sayın Özgür Özel gibi il binamızda örgütümüze bir çayımızı içeceğiz, hasbihal edeceğiz. Fakat sonrasında mutlak suretle sahada olacağız. İşte önümüzdeki günlerde Antep mitingi olacak. Aslında ondan önce Diyarbakır'dan başlayan Antep'e doğru gelen bir çalışmamız olacaktı ama Sayın Genel Başkan'ın işte geçirdiği rahatsızlık nedeniyle mobilize olmaktaki sıkıntısı nedeniyle sadece Gaziantep mitingiyle sınırladık. Fakat dediğim gibi sahada birebir dokunan, omuz omuza olan, kol kola olan, çalışmayı birlikte başlatan, devamını da onlardan getirmeyi elbette isteyen bir yönetişim anlayışımız olacak. Öyle birlikte. Biraz da güncel bir konuya değinelim. MYK var bugün. Evet. MYK'da da aslında konu birazcık da TÜCİK'le ilgili sanırım. Evet. Önümüzdeki dönem bir TÜCİK kurultayı olacak. Kurultayda kadın temsiliyeti de gündemde olacak gibi görünüyor. Evet. Bunun için kadınların eşit temsiliyeti için bir kota var zaten CHP'de ama o kota tam olarak da doğmadı. Ne gibi bir çalışma yapılacak kadınların daha çok ön planda olmasıyla ilgili? Türkiye genelinde aslında partilerde hep kadınlar kadın kolları genelinde sıkıştırılmış bir alanda oluyorlar. Yani daha çok temsil edilebilecek alanlar varken daha ön planda olabilecekleri işte başkanlıktır, işte genel başkan yardımcılığıdır vesaire gibi şeyler olması gerekirken sadece belli bir alana sıkıştırılmış bir kadın temsiliyeti var Türkiye'de. Siz CHP'de nasıl bir değişim olmasını istersiniz? CHP'de zaten o değişim oldu. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkan ilk MYK'yı kurarken %50-50 eşit temsiliyet sağladı. %50 kadın, %50 erkek dedi. Yani cinsiyet eşitliği dedi. Ve sonrasında da akabinde de aslında bakarsanız bizim tüzüğümüzde yani bir sınırlama yok. Biz bunu nasıl gördük? İşte gene yerel seçimlerde bu kadar çok kadın adaylaştırmasıyla, bu kadar çok kadın belediye başkanıyla, bu kadar çok kadın belediye meclis üyesiyle, her kademedeki kadın temsiliyetiyle bilhassa karar mekanizmalarında bu kadar çok Cumhuriyet Halk Partili kadının yer almasıyla aslında bunun hiç de tüzüklere sınırlandırılmış bir konu olmadığını da görüyoruz. Diğer yandan bu işte bu bir irade meselesidir. Bu irade meselesidir. Ve başarıyı da hep birlikte gördük. Şimdi bizim bugüne gelecek olursak bütün illerimiz tüzük çalışmalarını yapıyorlar. Zaten daha önceden de vardı. Büyük illerimiz hatta birkaç güne yayılan tüzük çalıştayları yaptılar. Raporlarını oluşturdular. Önümüzdeki günlerde Ankara'da olacaklar. 81 ilin il kadın kolları başkanı ve merkez yürütme MYK üyelerimiz asıl ve yedek üyeler olmak üzere tümüyle beraber Ankara'da olacaklar. Bu gündemle bizim bir işte ilk MYK'mız toplanacak. Bütün bu verileri hep birlikte değerlendirecek, analiz edecek. Ve biz tabii ki tüzük kurultayımıza böyle elimiz dolu bir şekilde gideceğiz. Lakin kurultayda Sayın Genel Başkan'ın konuşmasını dinlediyseniz eğer zaten orada kademeli bir şekilde %50 eşit temsiliyete gitmenin esas hedef olduğunu, bize de başarıyı bunun getireceğini zaten deneyimledik biz bunu geçtiğimiz yerel seçimlerde. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Evlerin kapısını en rahat açabilen, çalabilen kadınlar.
en rahat temas edebilen kadınlar. Ve biz gördük ki kadınlar artık AK Parti ve diğer partilerden yüzünü bize dönmüş durumda. Yani eşi ne derse desin, başkası ne derse desin umursamamış ve gelmiş bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Bizim görevimiz işte bize o yönünü dönmüş olan ama bize dokunmak isteyen o kadınlara dokunmak kaldı sırada. Hı hı. Bunu da yapacağız. Tüzük Kurultayı'nda da dile getirdiği başka konuları da var aslında bizim kadın kollarımız. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı sunacağız. Zaten Sayın Genel Başkan da sabırsızlıkla bekliyor bunu. Sürekli de zaten altını çiziyor, bekliyor. Hemen çok kısa o tabii. Diğer şeylerin ne olduğunu sorsam çizik için. Onlar da bizde kalsın. Daha sonra açıklayalım. Peki. O zaman feminist hareket içerisinde CHP kadın kollarının daha aktif yer alması için neler yapılacak? Çünkü evet feminist harekette CHP'nin de bir yeri var elbette. Ama daha radikal bir ağırlığı feminist harekette sanki biraz daha fazla gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi kadın hareketinden gelen MYK üyelerimiz de var bizim. Kadın hareketiyle tüm Türkiye'deki kadın hareketiyle şimdiye kadarki olan bağımızı, bağlantımızı daha da güçlendirmek niyetindeyiz alanlarda. Onlara da öyle bir güç vereceğiz ki biz alandan, sahadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ildeki kadın kollarıyla feminist hareketi daha da güçlendireceğiz. Biz onlara meclis gücünü de vereceğiz. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları tüm milletvekilleriyle, sadece kadın milletvekilleriyle değil çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleri, erkek milletvekilleri de eşitlikçi erkeklerdir. Dolayısıyla biz bu mücadeleyi daha da arttırıp meclisle koordine bir şekilde daha da eylemselleştirip hem sahada alanda hem de mecliste daha proaktif olarak kullanmak, gerçekleştirmek niyetindeyiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz, konuşacağız. Neler yapabiliriz şimdiden? MK'mızla konuşuyoruz. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde dün bir kadın daha hayatını kaybetti. Haberlere yansıdığına göre bir kadınımız daha hayatını kaybetti. Kocaeli Körfez ilçesinde. Zannediyorum geçtiğimiz bir hafta içerisinde 6 kadın erkek vahşetiyle katledildi. Dolayısıyla şimdi biz düşünüyoruz tabii ne yapmalıyız, nasıl bir eylemsellik yapmalıyız. Şimdi meclis kapalı, bunun istişaresindeyiz. Yani baktığınızda bir günde 3 kadın Ankara'da katledildi. İşte ondan önce İstanbul'da, Tekirdağ'da dünkü gelen son kadın cinayeti haberiyle de işte 6 kadın. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu vahşete dur denmesi gerekiyor. Tabii bunda hemen hatırlatmadan geçemeyeceğim. Geçtiğimiz gün Can Atalay için yapılan oturumda ki kadın grup başkan vekilimizin işte ona yapılan saldırı. Düşünebiliyor musunuz? Yani orada meclisteki olası kavgayı sonlandırması gereken kişi defaten de olduğu üzere tekrar orada bir şiddet, bir kavga ve bir kadın bir yumruk yedi. Yumruk yedi. Şimdi iktidarın dili şiddet dili olunca kadının adı zaten hepten yok. Yani orada o arkadaşımızın kaşı patladı ve kavgayı ayırmak isterken düşünebilir misiniz? Şimdi işte siyasilerin
bu tavrı, bu hareketi sokaktaki insana yansıyor. Maden mecliste yumruklar yeri geliyor bir kadının da yüzüne vurulabiliyorsa demek ki hiçbir mahsuru yok. Şimdi bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız ki bizim iktidarımızda ilk yapacağımız o sözleşmeyi tekrar imzalamak olacak. 6.284'ü tartışılır hale getiriyorsunuz. Medeni kanunu onlardan kaynaklandığını bildiğiniz odaklarla tırtıklanmaya, tartışılmaya, açılmaya gayret edildiğini biz biliyoruz. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadın örgütleriyle, tüm kadın hareketiyle bu mücadeleyi en yüksek şekilde, en yüksek sesle, en yüksek eylemsellikle bu kadın mücadelesini hep birlikte biz vereceğiz. Yani politik duruşun ne kadar solda olduğu, burada mıdır, burada mıdır, burada mıdır, bunlar hiç miyim, hiç miyim değil. Ortak nokta hepimiz kadınız. Aslında son sorumu da sormuş oldum size. Medyaskop izleyicileri bu yayınımızda da Asu Kaya'yla konuştuk, CHP kadın kollarıyla. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.